Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere ne göstereceğim? Yeni aldığım kahve makinesini. Bu kahve makinesi biraz ilginç. Dün geldi, bakın açmadım. NZ Post'tan geldi. Şimdi bu kahve makinesi neden farklı bir kahve makinesi? Bu kahve makinesi Travel Espresso Machine diye geçiyor. Bu yani hafif, 600 ya da 580 gram gibi bir şey olması lazımdı. Bunu seyahatlerde yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Ama %100 şarjlı değil. Bir mesela yürüyüş yolunda yanınızda götürürseniz eğer bir tane USB şey charger powerbank bir tane powerbank yanınızda olması lazım. O powerbankle USB kablosuyla takıp bunu elektrikli bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Evdeyseniz zaten sıkıntı yok. Arabadaysanız da şu çakmak yerleri oluyor ya arabalarda. Ona takıp orada kahvenizi yapabilirsiniz. Şimdi kutu açılışı videosu gibi olacak. Hiç açmadım daha. Yani hatta internetten baktığım zaman da kendi sitesinden, bu arada Hybrew diye bir marka. Kendi sitesinden baktığım zaman biraz kurulması komplike gibi görünüyordu ama bakalım beraber kuracağız. Kahvemizi yapacağız. Yani sonuçta bir kahve makinesi o kadar da zor olmamalı diye düşünüyorum. Bu arada nereden aldım? Shein. Bu markanın hala nasıl okunduğu hakkında buradaki Türk arkadaşlarımla çeşitli savaşlar veriyoruz ama ben Shein diye biliyorum. Çünkü Shein hani o içeride anlamına geliyor. Benim buradaki Türk arkadaşlarım da Shein falan diyor. Ama bence Shein olması gerekiyor ya da Shein. Hani bizdeki trendi olun trend yol olmuş olması gibi. Neyse, eğer memnun kalmazsanız bu formu yollayıp geriye gönderebiliyorsunuz. Şimdi açalım. Tabii onu açmak biraz zor. Ama zor diye bir şey yoktur. Evet. Şimdi bu telere hani burada geçen gün bir tane arkadaşım ayakkabı aldı. Adama şöyle bir şey yollamışlar, şu kadar kutu. İçinden telefon tutacağı çıkmış. Çocuk da ya $70 ödedim, ayakkabım nerede falan tarzında mesajlar atmış. Ama ondan sonra ayakkabının hani bir hata olduğunu söylediler. Yeni ayakkabıyı ücretsiz yollayacaklarını söylediler. Güzel. Yani güvenilir mi? Güvenilir. Herkes o bu sitelerden alışveriş yapıyor. Benim hatta eski arkadaşlarım da bu siteyi bol bol kullanıyordu, hatta Katar'dayken bile. Neyse, şöyle bir şey çıktı. Arkadaşlar bu coffee machine'i şöyle kutusunu açmadan size tanıtayım. Bakın şurada diyor ki car adapter. Burada diyor ki USB cable. Burada diyor ki AC-DC adapter. Yani bu AC-DC adaptör zaten normal duvara taktığımız adaptör. USB powerbank için olan adaptör. Bir de kar adaptörü var. Ayrıca şöyle 3 tane ayrı kahve kapsülünü destekliyor. 3 ayrı değil aslında, 2 tane ayrı kahve kapsülünü destekliyor. Bir Nespresso, bir de Dolce Gusto'ydu galiba. Bu iki kapsüllerini destekliyor. Ayrıca kendi ground coffee, şey, çekilmiş kahvenizi de yapabiliyorsunuz. Şimdi açalım bir kutuyu. İçinden kutu da çıktı. Valla kutu da bayağı iyiymiş ha. Şöyle bir şey, sen de bir git. Şöyle bir kutusu var. Bayağı iyi. Güzel görünüyor. Bunu ben kullanırım. Hemen kutuyu açalım. Bir açalım bakalım içinde ne varmış. Diye bir ses gelebilirdi ama. Böyle şöyle bir bizim Türklerimin hiç okumadığı bir kullanma kılavuzu. Muhtemelen bunu okumak zorunda kalacağım. Çünkü çok farklı bir kahve makinesi. Şimdi kutu içeriğine bakacağız arkadaşlar. Kutu içeriğinde bu tarz videoyu da sanırım ilk defa yapıyorum. Yok, bir ara şey yapmıştık yine Katar'da. Benim GoPro'yu aldığımda kutu açıl, ama GoPro'yu alırken GoPro ile kutu açılış videosu nasıl yapılıyor? O öyle bir şey değildi galiba. Belki telefonla yapmışızdır ama bir ara bir kutu açılışı videosu yaptığımızı hatırlıyorum. Şu an tam kafamda çözemedim yani. Evet, geldik. Nereden başlasak? Şundan başlayalım madem ya. Bu şey zaten ana bileşenimiz. Böyle güzel, organize bir şekilde pıt pıt kutusunun içinde geldi. Biraz termos gibi ama hissiyatı nasıl diyeyim size mesela? Hissiyatı iyi. Hani bir mesela şey gibi. Bir termos eline alınca hani bu kaliteliymiş hissiyatı verir ya. Bu da onu verdi sanki bana. Şöyle bir koyalım. Bu ne oldu bu? Çok büyük bir adaptör değil mi ya? Bu kadar büyük adaptöre gerek var mı? Bu adaptör böyle de. Bunu galiba şuradan push diyor. Push yapıyorum, olmuyor. Neyse, buna sonra bakarız. Yani buna sonra bakmamamız lazım aslında. Bu güç adaptörü zaten. Abi bu kadar büyük adaptöre gerçekten gerek var mıydı ya? Benim MacBook'un şarjı daha küçük. Benim bilgisayarın şarjı bundan daha küçük anasını satayım. Evet, bir adaptör çıktı. Şurada ne var? Bakın burada tripod gibi. Bunu görmüştüm. Şöyle şuraya koyayım da siz de görün. Şimdi şöyle yapıyorsun. Buraya. Yok. Öyle miydi? Ay.
Heh, şunu şöyle şuraya koyuyorsun. Buraya da kahve bardağını koyuyorsun. Buna şu tuşlardan soğuk ya da sıcak kahve mi yapmak istiyorsun? Onu koyup şey yapıyorsun. Ya bu tripod gibi bir şey. Ama çok sağlam bir şeye benzemiyor. Zaten bakın şöyle dokununca pıt 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 böyle oynuyor. Neyse siz kenarda durun. Kutu içeriğine devam edelim. Burada güzel bir... Ananı satayım. Ben işte bundan korkuyordum. Niye? Çünkü US plug almışım. Ya US plug ne demek? Bizim yani pardon US plug değil. EU plug. EU plug şey. European plug. Bu da şey işte bizim kullandığımız yani Avrupa'da kullanılan prizler. Prizler ne yazık ki bu priz başlığı Yeni Zelanda'da kullanılmıyor. Şöyle üçlü bir başlığı var. Yanlış priz başlığı almışız. Neyse bir bakalım belki çözebiliriz ama çözemesek bile benim şey var zaten. Universal adapter var. Onunla kullanacağız artık. Az önce bunu taktım da şu an takamıyorum. Neyse bir dur ya. Sen de git. Tıraş makinelerinin içinden çıkan fırça. Bunun başlığı neredeydi? Heh, bu böyle araba için kullanılan bir çakmak başlığı var. Bir de burada power bank için. Burada stainless steel yani paslanmaz çelik. Burada da diğer kapsül şeyleri var. Gönderdikleri ölçü kaşığı da bu. Ufacık bir şey yani. Bu kadar. Kutu içeriği bu kadar işte. Bunlar şöyle dursun. Bunları ben sonra toplarım. Video yine uzamaya başladı. Ben yine muhtemelen çok konuştum. Bu arada belki kilo verdiğimi fark etmişsinizdir. 3 kilo verdim. Daha 2 hafta oldu. 2 hafta değil. 12 gün oldu spora başlayalım. 12 günde hem spora başla hem diyet yap falan 3 kiloyu verdim. Geriye kaldı 7 kilo. İlk 3 kiloyu kolay verirsin falan muhabbetleri oluyor da. Veririm arkadaşlar ben. Ben zamanında 89 kilo çıkıp 70 kiloya da inmesini inen biriyim yani. Şimdi neyse bunları geçelim. Bunları geçelim asıl konumuza gelelim. Evde oturup da kameranın karşısında çok konuşmuşluğum yok. O yüzden bu video türü benim için çok daha zor bir video türü. Şimdi ne yapacağız? Hep beraber bir karar verelim. Bir sakinleyelim. Nefesimizi alalım. Şöyle güzel bir manzaram var. Bunu şeyde göstermiştim size zaten. Önceki videolarımda. Önceki videolarımı da izlemediyseniz hala. İzlemediyseniz bakın şuralara bir yere kart koyacağım tamam mı? O yandan böyle gelecek o kart. O kartlara tıklayıp lütfen diğer videolarımı da izleyin. Bakın yakın arkadaşlarım size söylüyorum. İzlemek yetmez. Beğenin. Beğenin. Öyle Instagram'da 100 kişi yorum atıyor. Ya 100 kişi değil de işte bayağı bir 15-20 kişi eşek ya da düdük ne yapıyorsun işte. Ha çok komik video. Çok abi YouTube'a yazsana. Ben orada da yazdığın şeyi görüyorum yani. Sadece şeyden yazma yani. Allah Allah. Neyse. Şu makineyi bir kuralım bakalım bu nasıl çalışıyor hiç bilmiyorum. İlk başta bunu takmam lazım zaten. Lan ya Rabbim ya. Video çoktan sabote edildi. Serdar'ı çağırayım da bari Serdar durumu kurtarsın. Bunu şöyle koyacağım. Ondan sonra bunun üstüne takacağım. Yani öyle düşünüyorum. Şunu da şuraya geçireceğim. Kapatacağım. Fişe takacağım. Şu üstten bakın su bölümü var. Şuradan su dolduracağım. Ondan sonra bunu da kapatacağım. Koyacağım bu ayaklığın ya da tripodun üstüne. Buradan basacağım kahvem gelecek. Öyle düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Şimdi bakalım o zaman. İlk başta ne yapalım? İlk başta kahvemizi getirelim. Yeni ürünü aldığımızda annem hep şey der. Onu yıkayın sonra kullanın diye de. Zaten sıcak suyla yapıyoruz yani değil mi? 65-70 derecenin üzerinde de herhangi bir bakteri yaşayamadığına göre. Kahvede ortalama 85-90 derece olursa bence sorun yok. Kahvemizi şimdi dolduracağız buna. Şu küçücük bir ölçü kabımızla. Biraz fazla koyayım bari şöyle. Max'ın üzerine çarptık. Biraz fazla koymayacakmışız demek ki. Lan adamlar boşuna mı yapmış ya? Yani bu ölçü kabı işte. Bununla bir koy demiş adam sana. Ben illa şey yap. Neyse. Ellerim kirlendi ya. Kahvemi koydum şunun içine. Şurada bir pres şeyi var. Onunla bastıracağım işte böyle. Vallahi inşallah doğru yapıyorumdur. Hiç emin değilim doğru yapıp yapmadığımı. Şunu da şöyle koydum. Şunu da şuraya koydum. Tamam mı? Ondan sonra bu devasa şarj ünitemizle makine... Şarj makinesi ya da şarj cihazı demeye biraz az kalıyor bu. Şarj ünitesi demek lazım buna. Biraz eski model bir şey. Hani ben şeylerden hatırlıyorum en son bu başlıkları. Atari'lerde falan vardı yani. Hani PlayStation'da da var ama onunki biraz daha gelişmiş tabii. Ama bu tür bir başlığı hani adı da ne onu da bilmiyorum ama Atari'den hatırlıyorum en son yani. Koyalım şuradan. Şimdi bunu mecburen elektriğe takmam lazım. Siz de buradan izleyin. Evet. Şu üstten... Ben açacağım şunu. Düğümünü koyacağım şimdi. İnanın ne oluyor hiç bilmiyorum. Galiba suyu ısıtıyor ha. Umarım öyledir. Umarım çalışıyor olurdur. Şimdi kendi kahvemizi yapalım. O
Kırmızı ışık yanmaya devam ediyor. Birazdan Serdar'ın evine gideriz. Ona da bir kahve ısmarlarız. Arkadaşlar burada bir ayı bitirdik. Dağın başında bir ayımızı tamamladık işte burada. Bir ay bitti. Hatta bir ay 7 gün oldu şu anda. Şimdiye kadar nasıl gidiyor? İşte nasıl bıraktıysak öyle gidiyor. Çok fazla çıkamıyoruz. Çünkü yani bir arabaya ihtiyacım var işte. O arabayı şu an alabiliriz ama şu çalıştığımız yerde daha önceki çalıştığımız yerlerden biraz daha mesleki anlamda iyi bir yer değil yani. Aynen iyi bir yer değil. O yüzden çok fazla odaklanamıyoruz. Daha çok paketli ürünler kullanılıyor ve Yeni Zelanda biraz daha işte gastronomi anlamında yeni yeni gelişen bir ülke olduğu için o yüzden biraz iş yerinden çok böyle memnun değil miyiz? Memnun muyuz? Onun arasında bir yerdeyiz işte şu anda. Keyifler yerinde mi? Yerinde. Makine ne oldu lan? Makineyi unuttum. Makineye bir bakalım. Abicim suyu mu ısıtıyor? Ne yapıyor ya? Ben anlamadım vallahi. Su içeyim bari. Bir kullanmak uzak. Kullanmak uzuna bakalım o zaman. Aha. Çalıştı. Demek ki su ısıtıyormuş. Şuradan bakalım ona. Geliyor. Bu ne? Kahve güzel oldu da. It's my mistake. Kahve güzel oldu da. Bu muhtemelen benim hatam. Ben suyu çok az koydum. Olur diye. Aslında bir tek double shot espresso için gayet ideal. Kahve yapıyor mu? Yapıyormuş. Hafif bir ürün mü? Hafif bir ürün. Bir bakalım kahvemizin tadına. Oh my god, it's çok sert biraz. Biraz dediğim gibi suyunu az koymuşum. O zaman hadi gidelim bir Serdar'a baskın yapalım. Ondan sonra bir de ona bir kahve yapalım. Neyse, dediğim gibi kahve. İyi, güzel kahve yapıyor en azından. Buraya geldiğimden beri ben granül kahve içiyordum. Şimdi artık espresso içme zamanı. Ben niye bu kahve makinesini aldım? Arkadaşlar ben kendimi bir kahve düşkünü olarak nitelendirebilirim. O yüzden böyle bir makine aldım. Şimdi yavaştan bir Serdar'ın oraya gidelim. Şimdi geldim Serdar'ın evine. Serdar'ın evine bakın şöyle bir güzel bir manzarası var bu arada. Benimkinin hiç böyle güzel manzarası yok. Şimdi bir daha basacağız. Biz biraz suyu fazla koydum. Geçen sefer çok az koymuştum. Ama işte şu sıcak şeyi bir yarım dakika, bir dakika arasında sürüyor ısıtması. Biraz zahmetli bir ürün. Ama güzel yani. Ben arabada espressosuz yapamıyorsam diyorsanız ya da işte yürüyüş yolunda espresso olmadan asla yürüyemem diyorsanız uygun bir makine. Bu zaten işte traveler'lar için yapılmış bir espresso makinesi. Zaten traveling'in her şeyi zahmetli. O yüzden kullanmak isterseniz alabilirsiniz. Ben linkini size yollayacağım. Shin sanırım bu arada Türkiye'ye de şey yapıyor. Emin değilim yapıp yapmadığını. Kargo yapıyor ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Türkiye'ye gümrük vergisi çıkıyor. Ben bunu ne kadar aldım? 116 dolara aldım. 116 çarpı 17 ne yapıyor? Hesaplayın. Neyse ben de hesaplarım. Şu alta bir yere yazarım işte kaç dolar yaptığını, kaç TL yaptığını. Şimdi bakalım gelecek. Serdar'a deneteceğiz. Onun yorumunu da alacağız. Ondan sonra yavaştan videomuzu kapatacağız. Serdar'ın kahvesi. Tamam hiç hadi yorum yap. Serdar kameraya görünmek istemiyormuş. Ben yok vallahi ben bence gayet başarılı. Ama neyse işte. Yani. Bardağı mı kötü? Kahve biraz. Kahveyi nereden aldın? Kahveyi söyleyemem. Tamam ben anladım. Kahveyi nereden aldığını söyleyemem. Neyse işte. Makinamız bu. Dediğim gibi biraz zahmetli bir ürün ama sürekli yanınızda taşıyabilirsiniz. Sürekli kendinize espresso yapabilirsiniz arabada, yolda, evde. Ben granül kahve içmekten sıkıldığım için böyle bir şey aldım. Ucuz mu? Değişir. 116 dolar işte. 116 dolara burada birçok şey alabilirsiniz. Ben böyle bir şey aldım işte. Madem öyle, bu arada kahve makinesinin ismi High Brew. Hibrev diye yazmışlar ama muhtemelen o brew kahvenin brew'idir. High da High Brew mesela. Selam demleme gibi bir çevirisi oluyor çevirince. Bu videomuzu da Serdar'ın evinde bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Her videoya yorumunu Instagram'dan yapmayın abi. Altına yazsanıza ya şu videonun. Ben orada da görüyorum yorumu, korkmayın. Neyse işte. Bu video da böyle. Yine izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.